Samsunspor'da teknik direktör Erhan Altın oynanan Şanlıurfaspor ve pazar günü oynanacak Orduspor karşılaşmalarını değerlendirdi. Seyirciler, taraftarlar iyi bir mücadele seyretti. Şimdi önümüzde Karadenizlerimiz, Ordu maçımız var. Ordu ne kadar aşağıda olursa olsun, Ordu bu ligin hakikaten genç dinamit takımlarından biri, ciddiye alınacak takımlardan biri. Biz zaten hiç fark etmiyor. Sezon başından beri sahaya çıktığımız zaman karşımızda bir herkesi rakip olarak görüyoruz. Kendi seviyemizde görüp mücadelemizi ona göre veriyoruz. Bizim karşımızda şu anda Ordu Spor var. Ordu Spor da buraya kazanmak için gelecek. Uzun süredir bir galibiyetle tanışamadılar. Onu da Samsun Spor gibi bir takımda almak için sahada neyi var neyi yok verecekler. Basından da takip ettiğim kadarıyla buraya galibiyet için gelecekler. Karşımızda bir takım var. Biz her takıma gösterdiğimiz saygıyı aynı şekilde Ordu Spor'a da gösterip maçı kazanmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi verip konsantrasyondan hiçbir şeyden eksik olmadan oyun kontrolünü kendimize tutarak galip gelip bu haftayı da galibiyetle tabii yukarıya hedefimize ulaşmak adına bizim için 3 puan sevindirici olacak. Nuri Hasan tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, ligin bitmesine 8 hafta kaldığını ve 24 puana talip olduklarını belirtti. Tabii ki burada taraftarlarımıza da çok büyük görev düşüyor. Artık 8 maç kaldı. Bu 8 maçın alabileceğimiz puan, 24 puan var. 24 puanı hanemize yazdırabiliriz. Hedefimiz doğrultusunda ilerleyebiliriz. O 24 puan bizi nereye getirir onu bilemeyiz. Rakiplerimizin kaybedeceği durumlara da bağlı bu durum. Ortam, istediğim tek bir şey var. Taraftarlarımızla birlikte bunu birlikte yaşayalım. Bu galibiyeti ve mutluluğu şu 8 maçta birlikte yaşayalım. Tribünleri artık geçen sene gibi doldurmalarını rica ediyorum kendilerine. Takımlarına sahip çıkmalarını rica ediyorum. Her platformda söylediğim gibi biz onlarla birlikte coşuyoruz. Onlarla birlikte neticeye gidiyoruz. Onları da Ordu Spor maçında artık bismillah deyip sahaya bekliyoruz.